iyi bir final ne kadar bütünü kurtarır? Ne kadar bütünü kurtarmalıdır? Ne kadar bütünü kurtarmasına müsaade etmeliyiz? Bu başlıklar üzerinde konuşacağız. Şimdi geçen Infinity War bölümümüzde dedi ki bütün ve parçaları ayırıştıracağız öyle konuşacağız. Parçalarda işte gösterdikleri parçalar çok çiçek. Açıklama yaptıkları parçalar ve birleştirdikleri bir an var o çok şık olmuş. Ama şimdi bu bütün yani bu bir film mı? ve bu filmi değerlendireceğiz. bu Film üzerine konuşacağız ve bu film üzerine ne diyeceğiz yani? iyi bir film diye bir cümle kurmaya çalışacağız. Peki bu iyi bir film cümlesini neye vereceğiz? Yani filmin şu parçasıydı bu parçası kötüydü. Yani ben bir noktada gerçekten aktif olarak e, yani yine mi aman lütfen arkadaşıma işkence etme ben Tesseract'i size vereceğim. Pardon özür dilerim ben e, şey stone'u size vereceğim. Power stone'u. Her neyse. Yani bu yaptılar ya işte ondan sonra Dr. Strange'i yok lütfen arkadaşım işkence etme alsana stone dedi. Yani bu ucuz bir teknik. Bu zaten ben bunu yemiyorum. Çok da hoşuma gitmiyor. Ve e, bu mesela bu bu parça bu hikayenin finali olsaydı ben sinema salonundan Allah hepinizin belasını versin. Çok çirkinsiniz. Gerçekten çok kötüsünüz. Ve hepinizden nefret ediyorum. Yardımladım yani. Yani Şeyden bahsetmiyorum. The Last Jedi mesela dünyanın en güzel finaliyle bitse The Last Jedi iyi bir film mi anardım? Bilmiyorum ki onu mesela. Bunu çok merak ediyorum. Infinity War'un çünkü belli bir noktasında final sahnesinden öncesine gelene kadar ki hislerimi ve duygularımı da etmeye çalışıyorum. Ve bir noktada gerçekten artık bu e, Infinity Stone toplama hikayesi esnasında yaşanan bir takım virajları kabul etmem mümkün değildi yani o, 10.00'e noktaya kadar abi nasıl aldık buraları yani saçma sapan gibi ben bir dakika hayır bana daha fazla açıklama yapmanız gerekiyor bana daha az açıklama yapmanız gerekiyor bana daha çok şey göstermeniz gerekiyor ne oluyor bir dakika özür dilerim falan filan diye hızına da yetişemiyorum yani hızına da yetişemiyorum derken film ben ne zaman bir sahne üzerinde ama bir bir saniye pardon diye düşünmeye başlasam başka bir başka bir şey gösterdiği için bana ve gösterdiği şeyle hemen böyle bir kuvvetli bir imaj ya da kuvvetli bir kavga ya da kuvvetli bir replik falan ya da kuvvetli olmayan hani müstakbel bir şey gibi gözüktüğü için hemen dikkatim oraya kay kaydığında ben unutuyorum böyle ne dert edindiğimi. O yüzden çok da fazla üzerine pişiremiyorum yani gıcıklıklarımı ama genelde bir husumet havası var filme karşı o noktada. Ama sonra o final geliyor. Bak filmin bence bu kadar. Yani çok çoğunuzdan da yorumları okudum. Çoğunuz da böyle abi metronun yolunu bulamadık falan filan gibisinden. işte evet taksici diye evi tarif demedik. Abi eve geldim sıcak bir şorba yaptım anca kendime geldim. Falan gibi yorumlar görüyorum. Bence bu ambaleliğin sebebi bu. Çünkü o noktaya kadar tamam mı final sahnesine kadar gerçekten hep sıkıntılar var ama dikkatin de yani sıkıntılarında toplanamıyor. Ama arkada birikiyor. Arkada bir iki o ve final kötü olsa bak tamam mı? Final kötü olsa bunların hepsinin üzerinden düş üzerine düşünmeye vaktin olacak ya. O vaktin olduğu anda final kimseyi kurtarmaz, filmi de kurtarmaz, seni de kurtarmaz. Sen bütün o background'daki kötü kötü düşünceleri aklına getirmeye başlarsın ve ondan sonra lanetler gelsin sana dersin. Ama burada final iyi. Sen bir anda aa diye tam böyle gömesiye pozisyona doğru giderken hop diye kalmışsın bir anda. Final çok iyi çünkü yani. Ama işte bu bütünü kurtarmalı mı kurtarmamalı mı tartışmasını yaparken en önemli aklımıza getirmemiz gereken şey final evet bütünü etkiliyor ama neden etkiliyor? Neden etkiliyor olabilir? Çünkü finale gelmişsin bir kere gelmen gerekiyor yani. Finale gelmeden filmden koptuysan zaten good game well played. O film senin için bitti yani. Bir veya öteki sebeple. Önemli değil. Filmin de işte tempo sorunu olmamasının en güzel şeyi bu. Faydası bu olmuş. Çünkü çok rahatlıkla tempo sorunu olabilirdi. Çok rahatlıkla karakterlerin bir tanesinden fazla zaman geçirip bir tanesini özleyebilirdik. Veyahut da bir tanesi bir sahnede çok uzun zaman geçirdikten sonra bize o sahnenin zırta pozuyla ilgili düşünebilirdik. Mesela Red Skull sahnesinde hareket değişti değil mi? Ben tam Red Skull ile la ilgili lan ne arıyor ki burada diye tam kopmak üzereyim filmden. Ondan sonra Josh Brolin'in muhteşem göz oyunculuğu, mimik oyunculuğu ile beraber alanın diye hislerim kabardı. Ben Red Skull'ı arkaya attım abi. Red Skull hala kötü yani. Niye? Ne arıyor orada Red Skull? Tamam mı? Ya gerçekten ne arıyor onlar abi? Ha bir de açıklama yaptırmışsın kötü kötü böyle 45 tane cümleyle. Onun yerine yani onu yapma. Gerçekten dedim ki içimden yani sonra üzerine düşününce. Red Skull'ı keşke oraya koymuşalarmış. Sen ne arıyorsun burada dediğinde de Red Skull'da de senin şey, kardeşim sana ne? Soulstone istiyor mu istemiyor mu? İşte biliyorum yani yolunu. Ne yapacaksın? Benden niye açıklama istiyorsun? Ben de istemiyorum ki orada çok fazla açıklama zaten belli ki. Yani Red Skull'ı sokmuşsun. Ben Red Skull gördüğüme memnun olayım. Sonra açıklama bana. Ben kendi kafamda bir şey uydururum. Ama ayar gücüm geniş zaten yani. Bu mesela kötü. Buna kötü derim ben. Sabaha kadar konuşuruz. Tam et evet, diyeceğim. Ap, Josh ne oldu? Josh iyi ama işte yani. Bir sürü parça, bir sürü önceki parçanın kötülüğünü kaldıracak kadar iyi. Ve bu parçalar ortalama bir iyilik seviyesinin üzerine seyrettikleri için finale kadar haldır huldur, kuldur kuldur gidiyorlar. Ve finalde çok iyi olduğu için etkilenerek çıkıyorsun salondan. Aklında da kötü taraflar da kalmış ama yine de etkilenerek çıkıyorsun duygusal olarak. Film amacına varmış oluyor. Zihinsel olarak hala defoları var. Ama duygusal olarak vardığı için sen gel gerçekten yoğun bir şey hissediyorsun. Bu yüzden bütün ele alınırken aslında en önemli olan şey akışkanlık. Yani sahnelerin, hikaye anlatım parçacıklarının bir öncekinin bir sonrakiyle olan ilgisi, alakası, bağlantısı. Bu bağlantılar sadece hikayesi olmak zorunda değil, aynı zamanda birbirleri dengeleyecek. Birbirlerinin hislerini, hızlarını ve gidişatlarını daha makul bir ortalamaya çekecek şekilde dağılmak, dağıtılmak zorundalar. Infinity War'da bunu iyi yapıp iyi bir bütün olabiliyor finali de iyi olduğu için duygu yoğunluğu muhafaza edilebiliyor. Ancak dediğim gibi hala bütünün içerisinde iyi olmayan parçalar var. Bunu da emin değilim. Marvel'ı tebrik mi etmeliyiz? İyi olmayan parçaları da olan iyi bir yapı kurduğu için yoksa o parçaları da mı iyi yapsaydın bre Marvel diye tenkit mi etmeliyiz? Henüz karar vermiş değilim. Ancak asıl tenkit meselenimiz filmin metafilm kısmıyla ilgili olacak. Ona da bir sonraki videoda geleceğiz.